Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bu akşam Asay Musa adlı eserin 5. meselesinden inşallah dersimizi birlikte paylaşmaya, istifade etmeye, feyz almaya devam edeceğiz. 5. mesele. Gençlik rehberinde izah edildiği gibi gençlik hiç şüphe yok ki gidecek. Yaz güze ve kışa yer vermesi ve gündüz akşama ve geceye değişmesi katiyetinde gençlik dahi ihtiyarlığa ve ölüme değişecek. Eğer o fani ve geçici gençliğini iffetle hayrata, istikamet dairesine sarf etse, onunla ebedi baki bir gençliği kazanacağını bütün semavi fermanlar, başta Kur'an-ı Kerim olmak üzere bütün kutsal kitaplar müjde veriyorlar. Eğer sefahate, haram keyif ve eğlenceleri sarf etse gençliğini, nasıl ki bir dakika hiddet yüzünden bir katil, bir cinayet, milyonlar dakika hapis cezasını çektirir, öyle de gayrimeşru, haram dairedeki gençlik keyifleri ve lezzetleri ahiret mesuliyetinden ve kabir azabından ve zevalinden, gençliğin elden çıkmasından gelen teessüflerden ve günahlardan ve dünyevi mücazatlarından, dünyevi cezalarından başka, aynı lezzet içinde o lezzetten ziyade elemler olduğunu aklı başında her genç tecrübe ile tasdik eder. Mesela haram sevmekte bir kıskançlık elemi ve firak elemi sevdiğinden, ayrılık elemi, kıskançlık elemi ve mukabele görmemek elemi gibi sen seversin, sevdiğin kişisini sevmez. Onun verdiği elem gibi çok arızalar ile o cüz'i lezzet zehirli bir bal hükmüne geçer. Buna platonik aşk diyorlar ya. Seviyorsun, sevdiğinin haberi bile yok. Böyle aşklar insanı mum gibi eritir, iplik gibi inceltir. Bazıları bu dünyanın alır götürür bile. Ve o gençliğin suistimali, kötü yolda kullanılmasıyla gelen hastalıkla hastahanelere ve taşkınlıklarıyla hapishanelere ve kalp ve ruhun gıdasızlık ve vazifesizliğinden neşet eden sıkıntılarla, yani namaz yok, abdest yok, oruç yok, öyle olunca kalp ve ruh gıdasızlık ve kul olarak vazife yapmamaktan meydana gelen sıkıntılarla meyhanelere, sefahat hanelere, diğer batak hanelere veya mezaristana düşeceklerini bilmek istersen git hastahanelerden ve hapishanelerden ve meyhanelerden ve kabristandan sor. Elbette ekseriyetle gençlerin gençliğinin suistimalinden, gençliğini yanlış yolda kullanmaktan ve taşkınlıklarından ve gayri meşru haram keyiflerin cezası olarak gelen tokatlardan eyvahlar ve ağlamalar ve esefler işleyeceksin. Bediüzzaman Hazretleri'nin buradaki her cümlesi tamamen hayatın içinden, tamamen gerçek temelleri oturan beyanlardır bunlar. Yaşlı insanların bazılarıyla konuşulduğu zaman ne diyorlar? Eyvah, gençliğimizi boş yere sarf ettik. Sakın bizim gibi yapmayın. Onların öndeki ihtiyarlar da bu ihtiyarları aynı şeyi söylemişti. Yaşlandıktan sonra herkes geriden gelen gençlere nasihat çekiyor. Hayat böyle yuvarlanıp gidiyor.
Kardeşim, başkasının nasihat çekeceğine, kendin gençken kendi kendine nasihat çeksen de bu hayatın çabuk elden çıkacağını, gençliğin kısa zamanda tükeneceğini idrak ederek 15 yaşında itibaren başlayan Allah'a kulluk vazifesini yapsan ya, 40-50 yaşından sonra aklını başına topla, o zamana kadar işlemediğin günah kalmasın, ondan sonra da bin pişman ol geçmiş yıllarına. Buna ne gerek var? Gençken aklımızı başımıza toplayalım. İşte Bediüzzaman Hazretleri burada yapmış olduğu ders gibi toplumun muhtelif katmanlarını değişik kitaplar, eserler telif ettiği gibi sırf gençler için Gençlik Rehberi diye bir kitap telif etmiş. Gençlik Rehberi. Hanımlar için Hanımlar Rehberi. İhtiyarlar için İhtiyarlar Risalesi. Hastalar için Hastalar Risalesi. Yani toplumun değişik katmanlarına Kur'an'dan ve hadisten kaynaklanan gerçek tesellilerle dolu eserler ortaya koymuş. Çoğu ihtiyarlar ihtiyarlığında ağlıyorlar. Hatta bir Arap şairi demiş ki, aklıma gelmişken söyleyeyim. Üstad Hazretlerinden naklediyorum bunu. Leyte şebabete yaudu yevben fe uhbirehu bima fealel meşi. Yani keşke gençliğim bir gün dönseydi, İhtiyarlık benim başıma ne hazin haller getirdiğini ona şikayet ederek söyleyecektim demiş. Ya gençlik başka, ihtiyarlık başka. Belli bir yaştan sonra 65, 70, 75 insanın gözleri doğru dürüst görmüyor. Kulakları işitmiyor. Beller bükülüyor. Dizler merdivenleri çıkmıyor. Yürüyemiyorsun doğru dürüst. Ve akli melekelerin zayıflıyor. Hafıza çok şeyleri unutuyor. Ya ondan sonra hey gidi gençlik hey dersin tabii. Gençken o ihtiyarlık zamanlarını Allah ömür verdiyse dikkate alarak gençliğini iyi yolda kullansaydın ya, Allah, Peygamber, Kur'an, hidayet yolunu kullansaydın ya, dönüp geriden gelen gençlere nasihat çekiyorsun ondan sonra. Sana daha önceki ihtiyarlar nasihat çektiğinde hiç dinlemedin. İhtiyar oldun. Şimdi geriden gelen gençlere nasihat çekiyorsun. Yaşamadığın hayatı başkasını söylemekle tesir ettirmez ki Cenab-ı Hak. Bir ayet var. Allah-u Zülcelal özellikle müminlere hitaben diyor ki, o da aklıma geldi şu konuşurken. Ya eyyühellezine amenü lime tegulune ma la tef'alün. Ya ey iman edenler, niçin yapmadığınız şeyleri söylersiniz? Ya yapmadığın şeyi söylersen söylediğin şey muhatabını tesir ettirmez Cenab-ı Hak. Ama insan inancının gereklerini yaşarsa, yaşadığı hakikatleri anlatırsa topluma, muhataplara fayda verdirir Allah-u Zülcelal. Dolayısıyla hele bana şöyle gelir, bir göz yumup açmış gibi diye Yunus Emre'nin ifade ettiği durum var ya, 80-90 yaşına gelmiş bir ihtiyar amcaya bu kadar uzun bir hayattan ne anladın amca diye sorduğun zaman, evladım hiçbir şey anlamadım. Sanki bir göz yumup açmış gibiyim şu anda. Ya yine bir Arap şairi diyor ki, yine üstattan naklediyorum. Mealen söyleyeyim. Geceye benzeyen gençlik zamanında gözlerim uyumuş idi. Ancak ihtiyarlık sabahında uyandım. Ya gençliği ömrün gecesine benzetmiş Arap şairi. Gençliğimde gözlerim uyumuş idi. Gerçeklere gözlerim kapalıydı. Ancak ihtiyarlık sabahıyla uyandım ya. Bir de bakmışsın yaş 60-70 olmuş. Ve subhanallah. Ne zaman geçti bu yıllar diyorsun. Eğer gençlik yıllarından beri ibadetinde, hayır hasenatında iyi yolda giden bir insan isen, geriye dönüp geçmiş yıllara baktığın zaman
Allah insan ruhuna bir lezzet ihsan ediyor. Elhamdülillah. Şükürler olsun Rabbime. Onun ihsanı keremiyle yanlış yollara gitmeden hayatımı geçirdim. Bir vakit namaz borcum olmadan bugünlere kadar geldim elhamdülillah. Allah yolunda çalıştım, didindim, durdum. İnşallah bundan sonraki hayatımı da bu istikamette devam ettiririm diye gençliğini ibadet, hayır, hasenat yolunda değerlendirerek ihtiyarlamış olanlar böyle düşünüyor. Öbür türlü yanlış, şeytani, nefsani yolda gidenler ise bin pişmanlık içerisinde geriye bakıp baktığı zaman ızdırap duyuyor, üzülüyor. Şu kadar günahlara girdim çıktım falan bunları düşündükçe kalbine saplanmış bir hançer gibi acı veriyor o günahlı geçen yıllar. Toparlamış kendisini ama ne çare ki 45'inden, 50'sinden, 60'ından sonra. Ya. Ama hatanın neresinden dönülürse kârdır düşüncesiyle hareket etmeli. Ya bu zamana kadar ibadetle alakamız olmadı. Bundan sonra başlayıp da Allah'ı mı kandıracağım? Battı balık yan gider. Doğru cehenneme diye düşünmenin de bir anlamı yok. Nereden eğer toparlıyorsan kendini toparla. Geçmiş yıllarına evet insan üzülür muhakkak ama tövbe istiğfar et. Allah'tan pişmanlık gözyaşlarıyla af dile. Rabbimiz affeder inşallah. Diyelim derse devam edelim yine. Eğer istikamet dairesinde gitse, haram, keyif ve eğlence yollarında değil de istikamet, Kur'an, iman, İslam yolunda gitse, gençlik gayet şirin ve güzel bir nimet-i ilahiye. Allah'ın büyük bir nimeti gençlik o zaman. Ve tatlı ve kuvvetli bir vasıtayı hayrat, hayırlar vesilesi olarak ahirette gayet parlak ve baki bir gençlik netice vereceğini başta Kur'an olarak çok kati ayatıyla, ayetleriyle bütün semavi kitaplar ve fermanlar haber verip müjde ediyorlar. Yani gençlik dediğimiz yıllar 15 ile 35 yaş arasında olan, hadi bilemedin 40 yaş arasında olan, yani 25 senelik bir dönem diyelim, 25 senelik bir dönem. Eğer insan bu gençlik yılları denilen delikanlılık, olgunluk çağları denilen o zamanlarını hakkıyla Allah yolunu değerlendirirse, bu 20-25 senelik gençliğini Allah yolunda kullanmanın mükafatı olarak Allah-u Zülcelal, cennette böyle mümin kullarına ebedi bir gençlik ihsan edecek. Ebedi bir gençlik. Sonu gelmeyen bir gençlik. İhtiyarlamayan bir gençlik. Çünkü cennet ehlinin yaşı erkekler için 33 yaş olarak Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam haber vermiş. Hanımlar için de onlarla yaşıt ifadeleri de var. Bir hadis-i şerifte 18 yaş ifadesi de var. Hanımlar 18 yaşında olacak. Yani erkekler gibi 33 mi olsun, 18 mi olsun? Bence 18 olsun. Onlar daha genç olsunlar. Hatta Allah cennete giden dünyalık kadınları cennet hurilerinden daha güzel yaratarak, yani bu dünyadan ahirete göndermiş olduğu sevaplarıyla orantılı olarak hem cennetteki derecesi öyle olacak, hem de güzellik derecesi bu dünyadan ahirete gönderdiği sevaplar nispetinde fazlalaşacak. Orada ihtiyar yok. Cennette ihtiyar yok. Hatta Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hayatında 3 tane latife şaka yapmış. Onlardan bir tanesi de ihtiyarı bir kadına yaptığı şakadır. Yaşlı kadın demiş ki ya Resulallah ben de cennete gidecek miyim? Yo demiş. İhtiyarlar cennete gidemez. Yaşlı kadın zaten çok duygulara hassas. Birden hüngür hüngür ağlamaya başlamış. Ben ihtiyar oldum demek cennete gidemeyeceğim diye.
Fakat bu şakanın altında dahi çok ince ve derin latif bir manayı Peygamberimiz yine kendisine ifade ediyor. Yani ihtiyar olarak cennete gitmeyeceksin. Cennet ihtiyarların yeri değildir. Cennete genç olarak gireceksin diyor. Cennette yaş standart. Artık yaşlanmak yok. Hastalık yok. Üzüntü, keder yok. Devamlı lezzet, saadet, huzur, mutluluk var. Allah cümlemize cennet ve cemaliyle hepimizi müşerref etsin duasıyla şöyle bitiriyor üstadımız bu dersi. Madem hakikat budur, gençliği Allah yolunda sarf etmenin neticesi ebedi bir gençliktir. Başta Kur'an olarak bütün semavi kitaplar böyle olduğunu müjdeliyor. Madem hakikat budur ve madem helal dairesi keyfe kafidir ve madem haram dairesindeki bir saat lezzet bazen bir sene ve 10 sene hapis cezasını çektirir, elbette gençlik nimetine bir şükür olarak o tatlı nimeti iffette, istikamette sarf etmek lazım ve elzemdir. Ya. Şimdi şu cümle çok önemli. Helal dairesi keyfe kafidir diyor Üstad. Altıncı sözde de harama girmeye lüzum yoktur diyor. Devamlı o cümleyi kullanmış o altıncı sözde. Yani Cenab-ı Hak bu dünya hayatındaki her türlü içecekleri helal kılmış. Sarhoşluk veren içilecek şeyler haram kılmış. Ya 99 çeşit içilecek şeyler helal. Süt iç, ayran iç, su iç, meşrubat iç, ne içersen iç. Ama sarhoşluk veren içkileri içme ya Allah Allah. 99 helal daireden atlayarak daracık haram dairesine girmeye ne gerek var? Helal dairesi keyfe kafi. Dolayısıyla yani bu evlilik meselesi için de aynı şeyi söylemek mümkün. Yani helal dairesi keyfe kafidir. Harama girmeye lüzum yok. Zaten yeri gelmişken söyleyeyim. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle buyurmuş. Evlenen bir genç, kız erkek fark etmez, dininin yarısını tamam etmiş olur. Diğer yarısı da dinin diğer emir ve yasaklarıdır demiş. Onun için evlenmek insanı helal dairede tutan çok önemli bir kurumdur. Hem de evleniniz, çoğalınız. Ben mahşer günü ümmetimin çokluğuyla iftar edeceğim hadis-i şerifiyle özellikle gençlerin buluğ çağından sonra kısmeti çıktığı zaman hemen evlendirilmesini de teşvik etmiş. Helal daire için, orada kalmak için gençler için evliliğin önemli bir kurum olduğunda yeri gelmişken burada ifade etmiş olalım. Bu kısacık beşinci meseleyi böyle okuduktan sonra sırada altıncı mesele var. Bu da müstakil, başlı başına apayrı bir ders. Zamanımızın yettiği ölçüde biraz okuyalım buradan da. Altıncı mesele, Risale-i Nur'un çok yerlerinde izahı ve kat'i hadsiz hüccetleri bulunan iman-ı billah, Allah'a iman rüknünün binler külli bürhanlarından, kuvvetli delillerinden bir tek bürhana kısaca bir işarettir. Kastamonu'da lise talebelerinden bir kısmı yanıma geldiler. Bize Halık'ımızı, Yaratıcımızı tanıttır. Muallimlerimiz yani öğretmenlerimiz Allah'tan bahsetmiyorlar dediler. Rahmetle anmış olalım. Bu liseli talebeleri toplayıp Bediüzzaman'a götüren Abdullah Yiğin abi, o kendisi Kastamonlu, Araç ilçesinden. Kastamonu Lisesi'nde okurken birkaç tane arkadaşını almış. Büyük bir alim var Kastamonu'ya yeni gelmiş diye götürmüş. İşte orada Bediüzzaman'a bu soruyu sormuşlar. Bize yaratıcımızı tanıttır.
öğretmenler Allah'tan bahsetmiyorlar dediler. Ben dedim, sizin okuduğunuz fenlerden her fen kendi lisan-ı mahsusuyla, her okuduğunuz ilim dalı kendine özel bir dille mütemadiyen Allah'tan bahsedip Halık'ı, Yaratıcı'yı tanıttırıyorlar. Muallimleri, öğretmenleri değil, onları dinleyiniz. Peki okuduğumuz o fen ilimleri nasıl Allah'tan bahsediyor? Şimdi örneklerini vermeye başladı Bediüzzaman. Mesela nasıl ki mükemmel bir eczahane ki her kavanozunda harika ve hassas mizanlarla alınmış hayattar macunlar ve tiryaklar, yani ilaçlar var. Raflar çeşit çeşit ilaçlarla dolu. Bu neyi gösteriyor? Şüphesiz gayet maharetli ve kimyager ve hakim, hikmetli bir eczacıyı gösterir. O ilaçlar kendi kendine yapılıp da eczanın raflarını süslemez, doldurmaz. Elbette onları hazırlayan, o ilaçları raflara dolduran birisi olması lazım. Öyle de küre-i arz eczanesinde bulunan, yer küre dediğimiz bu dünyanın üzerindeki büyük eczanede bulunan 400 bin çeşit nebatat ve hayvanat kavanozlarındaki zihayat macunlar ve tiryaklar, ilaçlar cihetiyle bu çarşıdaki eczaneden ne derece ziyade mükemmel ve büyük olması nispetinde okuduğunuz fenli tıp ilmi miktarıyla küre-i arz eczaneyi kübrasının eczacısı olan Hakim-i Zülcelali Cenab-ı Hakk'ı hatta kör gözlere de gösterir, tanıttırır. Yani insanların gerek meyve cinsinden, gerek et cinsinden yediği her şeyleri insan vücudunun ilaçları, vitaminleri, mineralleri hükmünde oluyor. İşte mesela doktora gittiğiniz zaman bazı rahatsızlığı olan insanlara diyetisyen dediğimiz doktorlar ne yiyeceği hususunda liste veriyor. Şunları ye, bunları ye, işte şu eksik, bu eksik, bunu bu meyveyle, şu etten tamamla gibi. Ya demek ki meyveler dünya eczanesinin raflarındaki ilaçlar gibi. Mesela bir elma insanların yaptığı en kompleks, karışık formüllere sahip olan ilaçlardan daha karmaşık formüllere sahip olan bir nimettir elma. Peki apayrı onların içlerinde insan bünyesinin, bedenin ihtiyacı olduğu mineraller var. Bol bol işte havuç yiyin, işte limon tüketin, lahana tüketin, marul tüketin, şunu yapın, bunu yapın, doktorlar söylüyor. Efendim, ıspanakta bol miktarı demir var diyorlar. O kışın bilhassa ondan yiyin. Vücudunuzun ihtiyacı olan vitaminleri alın diyorlar. İyi ama eczanedeki ilaçları yapan bir kimyager ve bu işten anlayan bir eczacı varsa, bu 400 bin çeşit nebatat ve hayvanat kavanozlarındaki ayrı ayrı vitaminleri, mineralleri içine barındıran, bu nimetleri yapan, yaratan yok mu? Diyor Bediüzzaman Hazretleri o talebelere, liseli gençlere. Demek ki tıp ilmi bu hakikatlerle Allah'ın varlık ve birliğine şahitlik yapıyor diye birinci misal bu. Hem mesela bir başka misal, nasıl bir harika fabrika ki binler çeşit kumaşları, binlerce çeşit kumaşları basit bir maddeden dokuyor. Öyle bir fabrika. Şeksiz, şüphesiz bir fabrikatörü ve maharetli bir makinisti tanıttırır. Öyle de küre-i arz denilen yüz binler başlı, her başında yüz binler mükemmel fabrika bulunan bu seyyar hareket eden
makine-i Rabbaniye, yani yer küre, dünyamız ne derece bu insan fabrikasından büyükse, mükemmelse, o derecede okuduğunuz fenni makine mikyasıyla, makine ilmi ölçüyle küre-i arzın ustasını ve sahibini bildirir ve tanıtırır ya. Adana'ya gidin, Adana Ovası'nda pamuk tarlaları, gözün alabildiği kadar pamuk tarlaları var. Pamuk üretimi yapılıyor. Diğer tarlalarda kavun, karpuz üretimi yapılıyor. Öbür tarafında portakallar, mandalinalar, turşkiller üretiliyor. Diğer meyve türleri, Allah Allah. Adana Ovası tam verimli bir alan. Onun gibi daha nice, mesela Iğdır Ovası gibi, Kayseri'de, efendim, Tokat'ta, değişik yerlerde, ülkemizin her tarafında ayrı ayrı nimetleri Cenab-ı Hak aynı topraktan, aynı sudan, aynı havadan, aynı güneş ışığından yaratıyor. Allah Allah. Kavunu yiyorsun ayrı tat, karpuzu yiyorsun ayrı tat. Domatesi başka, salatalığı başka, patatesi, patlıcanı başka, hepsi aynı toprak ya. Basit bir topraktan bu kadar birbirinden farklı nimetlerin yaratılması, yani gezen bir makineyi andıran şu dünyamızı yapan, yaratan bir zatın varlığını şahitlik yapmıyor mu? Misalde verilen fabrikatör, değişik değişik kumaşları dokuyan bir fabrika yapsa, elbette o fabrikanın bir sahibi var, onu gösterir. Dünya denilen bu seyyar makinede onu yapan, yaratan, ayrı ayrı nimetleri, gıdaları o topraktan, sudan yaratan Allah'ın varlığına şahitlik yapar diye misali gençlere verdiği zaman makine ilminden misal vermiş. Hem mesela nasıl ki gayet mükemmel bin bir çeşit erzak etrafından celbedip içinde muntazaman istif ve ihsan edilmiş, hazırlanmış depo ve iyaşi yiyecek ambarı ve dükkan, bir süpermarket diyelim, şeksiz şüphesiz bir fevkalade iyaşi ve erzak malikini ve sahibini ve memurunu bildirir. O süpermarketin bir sahibi olduğunu gösterir. Öyle de bir senede 24 bin senelik bir dairede muntazaman seyahat eden güneşin etrafında Allah'ın tayin ettiği elip şeklindeki yörüngede bir senede dönen, devreden ve yüz binler ve ayrı ayrı erzak isteyen tayyipleri için alan ve seyahatiyle mevsimlere uğrayıp baharı bir büyük vagon gibi binler ayrı ayrı tağımlarla yiyecekleri doldurarak kışta erzakı tükenen biçare zih hayatları hayat sahiplerine getiren ve küreye arz denilen bu rahmani iyaşi yiyecek ambarı ve bu sefine-i sübhaniye dünya denilen Allah'ın gemisi, feza okyanusunda Allah'ın yüzdürdüğü bu dünya gemisi ve bin bir çeşit cihazatı ve malları ve konserve paketleri taşıyan bu depo ve dükkan-ı Rabbani, Allah'ın bir dükkanı dünya, ne derece o fabrikadan büyük ve mükemmel ise okuduğunuz veya okuyacağınız fenni iyaşe mikyasıyla o katiyette ve o derecede küreye arz deposunun sahibini, mutasarrıfını, idarecisini, müdebbirini bildirir, tanıttırır, sevdirir. Yani buradaki hakikatleri anlamak için mahallenizin haftalık kurulan pazarları vardır. Sebze pazarları. Yani alacağınızı alırsınız ama bir baştan bir başı şöyle Allah'ın kullarına ihsan ettiği nimetlerin çeşitlerine ibret gözüyle bakmak için şöyle bir dolaşmak lazım. Bütün tezgahlarda elmalar, armutlar, portakallar, limonlar, marullar, sayın sayabildiğiniz kadar, göz alabildiğine kadar değişik değişik nimetlerin sergilendiğini, satıldığını görüyoruz. Oradaki satıcılar, pazarcılar tarafından. Yani biraz evvel ifade ettiğimiz gibi aynı topraktan
aynı havadan, sudan, güneş ışığından yaratılan birbirinden farklı hem şekilleri, hem renkleri, hem tatları, hem kokuları, hem lezzetleri birbirinden farklı olan bu kadar çeşit nimetleri basit toprak ve sudan yaratan Allah'ın yüce kudretine bakarak maşallah, barekallah, sübhanallah, Allahu Ekber sözleriyle Allah'ın yarattığı o nimetleri takdir ederek onun büyüklüğünü, yüceliğini anlamak gerekiyor ki bu bakış insanı sevap kazandırır aynı zamanda. Sonra alacak neyin varsa ihtiyacı olarak al, evine götür, afiyetle de ye. Diyelim bu akşamki dersimizi burada bir ara verelim. Yarın akşam diğer misallerden başlamak üzere burada dersimizi noktalamış olalım. Sübhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin.